çekilin. Rehan lütfen gidelim buradan. Yapacak bir şey yok. İmamın dediğini duydunuz. Alya'yı alıp gidelim buradan. Hadi Alya. Hadi Alya gidelim. Alya durun. Hadi sakin Alya. Ol. Alya. Tamam, Alya gidelim. Hadi lütfen bırak beni. Alya. Alya durun. Buradan gidelim. Alya lütfen. Alya lütfen. Çekil. Lütfen. Çekilin Zeyn, yapma dedim. Alya, Zeyn. Bırakın tamam, diyorum. Lütfen. Alya, Zeyn, Alya uzak bırakın beni. Dur evladım. Alya. Hayır. Zeyn. Zeyn, şimdi bunun zamanı değil. Lütfen. Alya, nereye gidiyorsun? Kes şunu! İkiniz de kesin artık. Siz çıldırdınız mı? El alemin önünde bütün ailenin şerefini iki paralık ettiniz. Ve sen. Camide bu olanlar hiç uygun değildi. Ayrıca imamın sözlerini duydunuz. Baban her gün oraya namaz kılmaya gidiyor kızım. Bu sabah yaşattığınız bu saçmalıktan sonra baban utancından dışarı bile çıkamayacak. Tüm bunları önceden düşünecektin. Sen kendini ne sanıyorsun? Anne. Biz yanlış bir şey yapmak istemiyoruz. Seni veya babamı da asla aşağılatmak istemem. Ama sevgimizi aşağılamalarına da izin vermem. Alya. Senin başkasıyla evlenmene izin vermeyeceğim. Sen benimsin ve her zaman benim olacaksın. Her zaman yanımda ol Alya. Benimle gel. Zeyn, nereye? Ailelerimizden çok uzakta bir yuva kuracağız. Olmaz Zeyn. Tekrar evlenemeyeceğimizi söylüyorlar. Ailelerimize karşı gelerek ikinci bir günah işleyemem. Bunu yapamam. Ne yapacağız peki? Bu yüzden ayrılacak mıyız? Bunu çözmenin bir yolunu bulacağız. Eğer bunun için geçici bir süre ayrı kalmamız gerekiyorsa o zaman kalırız. Ama doğru olanı yapmalıyız. Allah'ın yolunda olanı. Lütfen.
Aliye. Aliye her zaman senin oldu. Ve hep senin olacak. Son nefesime kadar seninim. Söz veriyorum, söz veriyorum. Gidelim. Allah'ım lütfen beni bağışla. Bir an için nefsime uyup sana isyan ettim. Aliye'yi boşayarak hata ettim ve çok pişmanım Allah'ım. Ben sadece Aliye'yi yeniden geri istiyorum. O benim yanımda olunca sana daha çok bağlanıyorum Allah'ım. Sana daha çok bağlanıyorum. Zeyn, hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim oğlum. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Anne. Zeyn eve geri dönmeyecekmiş. Rehman enişte aradı ve bana onun Aliye'ye yakın bir daireye taşınacağını söyledi. Kaynanama gerçeği söyleyemem ama Zeyn'i de bu şekilde ortada bırakamam. Anne, onunla konuşacağım. Ben ona açıklayabilirim. Gidelim Fahat. Evet anne, endişe etme. Onu geri getireceğiz. Hayır Fahat. O geri gelmez. Sen ne demek istiyorsun? Bu nasıl bir söz? Böyle bir saçmalık nasıl olur da... Abla, şu anda endişelendiğini biliyorum ve bu çok doğal. Ama inan bana, şu an konuşmak için hiç uygun zaman değil. Ne kadar üstüne gidersek o kadar kızacak, öfkelenecek. Birkaç gün sonra sakinleşecektir. O zaman gidip onunla konuşuruz. Onunla konuşur, sonunda bir şekilde eve geri dönmeye ikna ederiz. Anne! Bence halam doğru söylüyor. Zeyn'in şu an gözü hiçbir şey görmüyor. Bence de siz biraz bekleyin. Anne! Anne beni dinle. Anne aşk Zeyn ve Alya'nın gözlerini gerçekten kör etmiş. Şimdi ne yapacağız biz? O aşk değil Şapşal. Gazap. Cehennem ateşi. Bir tarafta ablam, bir tarafta Zeyn. Biz hangi taraftayız anne? Biz taraf tutmayız. Biz ortada iki tarafla da oynuyoruz. Yangına körük olacağız. O alevlerde ikisi de yanarsa biz kazanırız. Peki ya sadece biri yanarsa? O zaman ne olur? Ayrıca ben kaybedenleri hiç sevmem. O zaman da kazananın yanında yer alacağız. Anne bence en iyisi ikisinin de yanması. Kime karşı planlar yapıyorsunuz? Keşke seni de o ateşe atabilsem. Demek buradasın. Ben de her yerde seni arıyordum. Öyle mi? Evet. Az önce Bilal'e de söyledim.
Camideki imam Zeyn'in aklını başına alması gerekir diyor. Evet. Bana bunu anlatıyordu. Öyle mi? Ha? Ben de sanmıştım ki... Cehennem ateşi mi? İşte bu. Bak, Zeyn ve Alya'nın yüzünden hepimizin başına bir musibet gelecek. Allah'ım. Ne oldu? Ablamın ilacını vermeyi unuttum. Acaba sen gidip bakar mısın? Hani ben de onunla gideyim. Olmaz. Tamam, sen yalnız git. Annem de tam bana nasihat ediyordu. Gerçekleri öğrenmem için tabii. Çok iyi. Bir an önce öğrenirsen belki bir talibin çıkar. Hayatım, kendine çok iyi bak. Tabii. Şaziye... Aptal şey. Kızın içine düşeceksin. Anne ben sadece onun iyi olduğundan emin olmak istedim. Hepsi bu, lütfen. Peki bunun için sana kaç para ödüyor? Ha? Bana Zeyn'in evinden söz et. Anne öğrendim. Peki ama ben şimdi ne yapacağım? Ona tatlı yolla. Tatlı mı? Evet. Anne sen bana tatlı almıyorsun, başkalarını alıyorsun. Sen arkama geç. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Camide olanlara... Siz de kendi gözlerinizle şahit oldunuz. Zeyn'in annesi durmadan ağlıyor. Onun sizden bir ricası var. O yüzden sizi buraya çağırdım. Bu durumu lütfen siz Zeyn'e açıklayın. Durumu artık kavrasın ve tekrar evine dönsün. Bunun için ne gerekiyorsa yapın. Belki tatlı söz yetmez. Anlıyor musunuz? Hala, sen hiç endişe etme. Bunu kesinlikle hallederiz. Hadi gidelim. Hadi. Evet, biliyorum güzelim. Anlıyorum, yatma vaktin geldi. Seni aslında evimiz için birkaç şey aldığımı söylemek için aramıştım. Seni yarın ararım, tamam mı? Zeyn Abdullah. Ne oldu? Annen evde hiç durmadan ağlıyor. Onu sevindir. Anladın mı? Bırak yakamı. Bırak. Zeyn. Bırak onu, bırak. Kaçın. Hadi bırak onu. Neden kaçıyorsunuz? Kaçmayın korkaklar. Zeyn. Zeyn iyi misin? İyi misin oğlum? Allah'ım yardım et. Zeyn oğlum. Zeyn evladım. Zeyn. Ne oldu? Kızım. İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Neden bağırdın? Zeyn'e bir şey oldu. Onun hayatı tehlikede. Kızım. Hemen gitmeliyim. Sakin ol. Bir rüya görmüş olmalı. Sakinleş. Hayır baba. Tatım beni dinle. Gitmeliyim baba. Beni gitmeliyim. Dinle. Dur. Hayır. Dursana Alya. Alya. Allah'ım ne oldu? Zeyn...
Annen evde hiç durmadan ağlıyor. Sen burada neyin peşindesin? Şimdi evine geri git ve onu sevindir. Anne, bana zarar veremezler. Sonunda Aliya ile evlenene kadar bana hiçbir şey olmayacak anne. Sen ne istiyorsan onu yap. Asla başaramazsın. Zeyn, ama ben... Zeyn! Zeyn oğlum! Bekle ve annenle konuş evladım. Sakın ısrar etme enişte. Ben sadece bize değer verenlerle konuşurum. Bir ailede nefes bile alamıyorsan eğer... artık bir şey söylemenin ya da duymanın bir anlamı yoktur. Zeyn, beni dinle oğlum. Abla, gidelim. Şu anda konuşmasan iyi olacak. Ben onun annesiyim. Onu bu halde bırakamam. Süreyya Hanım, siz artık eve gidin. Zeyn yalnız değil, ben onun yanındayım. Ve ona göz kulak olacağım. Sağ olun. İyi geceler. Baksana. Söylesene, o adamlar Zeyn'e neden saldırdı? Sanki onları ben tutmuşum gibi soruyorsun. Ben sana bunu özel olarak soruyorum. Ama unutma. Elime delil geçtiği anda bunu hiç düşünmeden bütün dünyaya haykırırım. Hadi git arabaya bin ve ortalığı da fazla karıştırma. Hadi. Alo Zeyn. Ben gidip biraz ilaç alacağım. Sen biraz dinlen. Sonuçta hala ateşin dinmedi. Enişte. Benim hastalığım başka. Onun ilacınıysa sadece bana verebilir. Sen bile veremezsin. Zeyn!
Zeyn. Zeyn hadi, hadi Zeyn. 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 Aliye. Sonunda geldin. Allah'ın seni bana yollayacağını biliyordum Aliye. Rahman amca. Aliye kızım. Neden böyle cezalandırılıyoruz bilmiyorum. Bu kız açıkça kendi hayatını mahvetmeye çalışıyor. Senin yanından geçip gitti. Neden onu durdurmadın? Benim yanımdan sanki bir fırtına gibi geçip gitti. Onu görmedim. Sanki nereye gittiğini bilmiyoruz. Buradan sadece 4 ev ötede oturuyor. Önemli değil. Ben gidip onu getireceğim. Ya. Hayır tatlım, oraya gitmemelisin. Gecenin bu saatinde. Ben gidip onu sana getiririm. Peki, o iyi olacak mı? Evet, yakında kendine gelir. Tatlım, saat çok geç oldu. Hadi, seni evine bırakayım. Aliye. Zeyn, ben senin yanındayım. Thank you.
man ko behlaye behkaye koi khwahish kham kha palkon pe aaye sapnon ki kyun barish kham kha kabhi jo tha mera dil hua Anne, Zeyn çok hasta. Onu bu halde burada yalnız bırakamam. Sabah olunca eve dönerim. Abla, burada mısın? 2 litre süt. Parasını aldın mı? Evet efendim. Gulan Bey, sabah oldu. Ali hala eve dönmedi. Hayır tatlım. Sen onun döndüğünü bilmiyor musun? Onu biraz önce gördüm. Efendim, bir şey söyleyeceğim. Ancak bu yüzden lütfen gücenmeyin. Burası küçük bir mahalle. Herkes dedikodu olacak bir olay peşinde koşuyor. Ne kadar küçük bir şey olursa olsun hemen abartırlar. Alya çok iyi bir kadın. Onu hemen evine getirin. Herkes için daha iyi olur. İnsanlar hemen konuşmaya başlayacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burada ne arıyorsun sen? Zeyn nasıl? Yoksa onu yalnız mı bıraktın? Hayır, yalnız değil. Şu anda onun yanında Alya kalıyor. Evet. Zeyn'i yolladım ve onu sana emanet ettim. Ve sen bana ona göz kulak olacağını söylemiştin. Ama şimdi buradasın. Süreyya Hanım, onun durumunu siz de gördünüz. O zaman bile hala Alya diye sayıklıyordu. Alya'yı ona getirmem için bana yalvarıyordu. O haldeyken ona sadece Alya yardım edebilir diye düşündüm. Ve ben de onu aradım. Ancak Alya geldiği zaman sabaha kadar onun yanında kalacağını beklemiyordum. Allah'ım. Yani bu durumda Alya Zeyn'in yanında mı kaldı? Alya Zeyn'in yanında mı kaldı? Gerçekten mi? Sütçü bile bize artık laf söylüyor. Yakında insan içine bile çıkamayacağız. Arkamızdan kim bilir neler neler söyleyecekler. Neden bizi hiç anlamıyor? Onu hemen şimdi arayıp neden evine gelmediğini soracağım. Endişe etme hanım. Selamun aleyküm Gulan Bey. Aleyküm selam. Dışarıda konuşsak? Tabii. Hemen geliyorum.
Zeyn, ne yaptığının farkında mısın sen? Peki ya sen? Bu evde nasıl kalırsın? Yaptığının günah olduğunu bilmiyor musun? Siz ne istiyorsunuz? Biz yanlış bir şey yapmadık. Ne? Boşandığın kocanla aynı evde kalıyoruz. Size hiç yakışıyor mu? Bu şekilde konuşman çok yanlış. Kendinden utanmalısın. Asıl utanmaz olanlar onlar. Neden ben utanacakmışım? Şimdi ben söylüyorum. Yakında herkes söyleyecek. Kaç kişiyi bu şekilde susturabilirsin? Zeyn, beni dinle ve lütfen evine dön hayatım. Konuşmamız gereken bir sürü şey var oğlum. Benim konuşacak bir şeyim kalmadı. Annene kulak ver Zeyn. Rehan? Selamün aleyküm. Annen senin burada olduğunu söyledi. Ve böyle bir durumda senin eve yalnız gitmeni istemedim. O yüzden seni almaya geldim. Alya'ya bu kadar çok değer veren tek bir kişi vardır. O da Zeyn. Kendine dikkat et. Seni daima bekleyeceğim. Olaydan artık bir ders çıkarmaya çalışsan iyi olur. Henüz buna vakit varken. Ailesi onu çağırdı ve o hemen gitti. Bir de kendine bak. Neyin var Zeyn? Annem çok üzülüyor. Seni çok özlüyoruz. Bizlerden o kadar uzaktasın ki. Neden? Söyle. Bakın, bana sakın böyle şeylerle gelmeyin. Sizin gibi insanlardan çocuk yetiştirme dersi falan alacak... Boşanmış kızın dün gece eski kocasının evinde kalıyor. Hatta dün onu camiye bile yanında getirdi. Bu utanmaz kadının teki. Elektrikler neden kesildi acaba? Sakine bakar mısın? Bizde elektrik kesildi de sizde var mı acaba? Bilmiyoruz. Hadi gidelim. Dur bir dakika. Aslında her yerde elektrik var. Bizimki neden kesildi ki? Bu ailenin ışıklarının yanmaması doğal değil mi sence?
Ne saçmalıyorsun sen? Çok doğru söylüyor. Biz artık seninle konuşmak falan istemiyoruz. Böyle bir ailenin fertleriyle bundan sonra artık aynı havayı bile solumak istemiyorum. Ne? Anlasana, boşandığı kocası onun kapı komşusu olmuş. Ve kızın da bunu hiç umursamadan gidip onun evinde rahat rahat kalıyor. Aklınızı başınıza alın artık. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Onun gazabından korkun. Kızınıza mukayyet olun. Aksi halde sen ve Gulam Bey vefat edince cenazenizi taşıyacak kimse bulamayacaksınız. Kendi aileniz bile size sırt çevirecektir. Gidelim Sakine. Onun gazabından korkun. Sen ve Gulam Bey vefat edince cenazenizi taşıyacak kimse bulamayacaksınız. Sana ne söylediler? Ne olduğunu anlatsana. Anne, baba, ne oldu? Elektrikler niye kesik? Baba, sorun nedir? Ne oldu? Bize mi soruyorsun? Az önce birkaç adam geldi ve babanı dışarı çıkardı. Bir saat sonra döndü ve o zamandan beri de bu şekilde oturuyor. Sen ışıkları boş ver, bizim huzurumuz kalmadı. Hepsinin nedeni sen ve senin o kör olası aşk. Hanım, sen ne diyorsun? Ben doğruyu söylüyorum Gulan Bey. Ona her şeyi anlat. Bunların o ve aşkı yüzünden olduğunu söyle kızına. Anne. Kes artık. Yeter. Hanım. Ben bugün artık bir karara varasın istiyorum. Son bir karar. Aliye neden telefonlarımı açmıyor? Kaç kere denedim. Selamünaleyküm hala. Sana da aleykümselam oğlum. Zeyn hakkında artık ne yapacaksanız bir an önce yapın. Ben Ali adına son kararı vermiş durumdayım. Sen nasıl münasip görürsen. İyi günler. İyi günler. Zeyn, lütfen dinlen hayatım. Çok güçsüz görünüyorsun. Zeyn, bu söylediklerim için hiç üzülmeyeceğim. Alya bir daha seninle konuşmak istemiyor. Bir daha seninle görüşmeyecek. Nasıl yani? Anlasana Zeyn. Komşuları senin yüzünden onları çoktan tehdit etmeye başlamış bile. Alya senin gibi şapşal biri değil.
Yani o bütün ailesine sırt çevirip kendi yoluna gitmez. Anlamıyor musun? Görmüyor musun? Bir kere daha ailesinin iyiliğini her şeyin üstünde tuttu işte. Onları seçmiş. Neden bunları artık anlamıyorsun Zeyn? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun ki? Bunları ben söylemiyorum. Halam bana telefonda söyledi. O bana söyledi. Alya artık seni görmek istemiyormuş Zeyn. Artık oyun bitti. Bundan sonra Alya'yı unutup bir daha onu aramamanı söyledi. Bu bir oyun değil. Ben onu unutamam. Rahman onu duydum işte, bu... oğlum. Endişe etme. Neler olduğunu çok yakında öğreneceğiz. Zeyn, bana karşı öfke dolu olabilirsin. Ama inan bana, bir anne istese bile kendi çocuğuna asla zarar veremez. Bunu bilmen gerek. Bu kadar yeter Zeyn. Lütfen oğlum. Lütfen evine geri dön. Ben hiçbir yere gitmiyorum anne. Alya bana geri döneceğini söylemişti. O mutlaka dönecektir. Ne olursa olsun dönecektir. Hayır. Geri adım atmam. Elektrik yarın gelmezse ben de idareye başvururum. Karakola giderim. Bugün Manav benim alışveriş yapmama izin vermedi. Çamaşırcı beni içeri almadı. Baban camiye gittiği zaman insanlar orada ona kötü kötü bakıyor. Kimse artık bizimle konuşmuyor. Onlar sanki biz yokmuşuz gibi davranıyor. Polise gidip onlara kimi şikayet edeceksin? Bu taşı kim attı buraya? Çık ortaya!